Abdullah Öcalan'dan bir şey çıkmaz. Yani ondan görüşmekten hiçbir şey çıkmaz. O Komünist Partisi'nin zavallı bir üyesi. Aciz bir üyesi. Yani Abdullah Öcalan dese ki ben komünizmden vazgeçtim. Ne diyeceklerdir? Dönek diyeceklerdir. Oportunist diyeceklerdir. Efendim. O kadar. Kimse onu kale almaz. Dolayısıyla ben komünizmden vazgeçtim. Ey PKK siz de vazgeçin dese kimse kale almaz. Aklını kaybettiğini düşünürler. Ya, komünizm öyle ikna edilecek, masaya oturtulup ricayla, minnetle hedefinden vazgeçilecek bir sistem değildir. Komünizm şeytan etkisindedir. Acımasız, kan dökücü bir yapıdır. Dolayısıyla gidip herhangi bir devlet görevlisine sormaz PKK, biz nasıl olalım diye. Onun mürşidi, onların yol göstericisi Stalin ve Lenin'dir. Evet. Stalin'in ve Lenin'in kitapları onlar için din kitabı, fıkıh kitabı gibidir. İlmihalleri odur. Yani bir Marksistlerin işte ana kitabı nedir? Kapital. Evet. Ve Karl Marx'ın diğer eserleri, Lenin'in eserleri, Stalin'in eserleri, hayatı yaşaması. Yani Lenin'in sünnetini uygular onlar. Stalin'in sünnetini uygular. Stalin'in yazdığı fıkıh kitabına göre hareket eder. Devlet büyüklerinin ne dediği onları ilgilendirmez. Yani fakat devlet büyükleri onlarla ricacı bir uslupta konuşurlarsa o zaman sadece gücü hakkında kanaati gelmiş olur. Yani terörün, anarşinin ve silahın gücünün ne derece etkili olduğu konusunda bir kanaat oluşmuş olur onlarda. Yani demek ki iyi netice almışız der. Devlet bizle konuşacak hale geldiğine göre, Abdullah Öcalan'ı bile muhatap alacak hale geldiğine göre der. Demek ki terör, anarşi ve şiddet hakikaten çok etkili, çok muazzam bir yolmuş diyecektir. Lenin'in haklı olduğuna inanır o zaman. Stalin'in haklı olduğuna inanır. Vay be der, biz bak küçücük bir grup olarak, bir mafya grubu olarak devleti nasıl dize getirdik? Devleti adeta yalvartıyoruz diyecektir. Değil mi? Devlet bizle müzakere masasına oturmak istiyor. Ne kadar köşeye sıkıştı ki, ne kadar çaresiz kaldı ki katillerden devlet medet umuyor diyecektir. Derler. Onun için sakın ha sakın. Hiçbir şekilde katillerle, cinayet şebekesiyle, mafyayla devlet durum değerlendirmesi yapmaz. Ağzına dahi almaz. Çünkü PKK'nın istediği belli. Yabancı gazetelerde de yayınlandı. O harita var mı, o yeni harita? Evet. Gazeteler, büyük gazetelerde de vardı bugün. Evet. Bunu bize sağlıyor musunuz diyor adamlar. Göstert bakayım. Evet, ama büyük tuvalet, yaklaştır. Türkiye'nin bak ta nerelerin içine alıyor. Suriye'nin nerelerin içerisine alıyor. Koskoca bir devlet. Çok büyük bir devlet. Komünist Kürdistan Devleti. Biz bunu, evet kaldır şimdi. Biz bunu kuracağız diyor. Bu devleti kuracağız. Ne diyorsunuz diyorlar. Eğer üstüne para verirseniz çok iyi olur diyor. Yani bak biz ayrılacağız diyor. Devlet olarak ayrılacağız. Federal devlet olarak ayrılalım ilk önce diyor. Bu aşamada diyor. Devlet bize yardım etsin. Türk bayrağı da asabilirsiniz diyor lütuf olarak. Ayrıca bak Türk bayrağı da astırmazlar. Onu söyleyeyim öyle bir şeyden. Tabii, tabii ki. Yani istiyorsanız asabilin. Yani sıkıysa diyor. Yani gücünüz yetiyorsa asın diyor. Asabilirseniz. Ama orada normal PKK bayrağı. Ve diyor bak PKK orada askeri güç olacak diyor. Yani işgal kuvveti olacak diyor. Evet. Polis kuvveti olacak diyor. PKK'nın militanları diyor. Halihazırdaki dağdaki militanlar aşağı inecek diyor. Güneydoğu bölgesinde polis olacaklar diyor. Yani askeri işgal olacak diyor. Türkiye'de bunun üstüne para verecek diyor. Yapmazsak ne olur diyor. Anarşi çıkartırız, terörü çıkartırız diyor. Devlet yalvaran konuma gelirse mahvolduk demektir. Allah esirgesin. Sakın ha. Devlet seferberlik ilan etsin. Beni de asker alsın. Herkese asker alsın. 50-60 yaşına kadar herkese asker alsın.
son gücümüze kadar mücadele edelim. Eğer bu memleket esir olacaksa biz hiç yaşamayalım daha iyi. Atatürk diyor ya, mahvolsun daha evla diyor. Yani yok olalım o zaman. Eğer onursuz, haysiyetsiz, şerefsiz yaşayacaksak Allah size gelsin, namusumuz, dinimiz, imanımız gidecekse, topraklarımız gidecekse, İttihat-ı İslam artık imkansız hale getirilecekse, bir yönde, bir görünüşe göre, bu millet Atatürk'ün söylediği gibi mahvolsun daha evla. Yani yok olalım o zaman. Hepimiz şehit olalım. Biz bunu kabul edemeyiz. Devlet hiçbir şekilde bu katillerle, mafyayla masaya oturamaz. Hiçbir şekilde. Hiçbir devlet görevlisi bunu ağzına alamaz. Sakın ha.